Bismillah. Bakara suresinin 118. ayeti. 118. Bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi? Dediler. İkinci haşiye, buna sonra döneceğiz. Kendilerinden öncekiler de, Nazanlı'nın yazmış bakın, böyle onların sözlerinin benzerini söylemişlerdi. Kalpleri ne kadar da birbirine benzedi. Benzemek kelimesi de Nazanlı'nın yazılıyor. Doğrusu, doğri diye yazılmış. Doğrusu biz kat'i ayınla kat'i olarak iman edecek bir kavim için ayetleri iyice açıkladık. Haşiyeye gidelim, ikinci haşiyeye. Ayet-i Kerim'in meali bitti. Şimdi haşiyeye bakalım. Başlıyoruz. Bismillah. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı, yani idarecisi, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir, yani idare ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, gayınla gayeleri, faideleri irade ederek tedvir ediyor, çekip çeviriyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişuur ve zifikir, yani şuur ve fikir sahibi. Buradaki zi sahip manasına geliyor. Zişuur deyince şuur sahibi manasına. Ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem fikir sahibiyle konuşacak, elbette zişuurun, nazanlun, içinde en cemiyetli, kabiliyetli ve şuuru külli, geniş olan insan nev'i ile konuşacaktır. Madem insan nev'i ile, insan türüyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap, tamlama burası, Farsça bir tamlama. Kabili hitap ne demekmiş? Muhatap kabul edilebilecek, yani o potansiyele sahip, hitap edilebilecek kabiliyete sahip ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Yani o insan türünün en mükemmeliyle. Devam ediyoruz. Uzun bu haşiye. Madem en mükemmel ve istidadı, kabiliyeti en yüksek ve ahlakı ulvi, yani yüce ve nev'i beşere tamlama, müpteda insanlığa rehber olacak olanlar ile konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli yüce ahlakta ve nev'i beşerin hamsi
Yani insanlığın beşte biri. Hamsi demek beşte biri demek. Ona iktida etmiş. Yani ona tabi olmuş. Ve nısfı şurası ve nısfı arz yani dünyanın yarısı, yeryüzünün yarısı. Onun hükmü manevisi tamlama, hükmü manevisi, manevi hakimiyeti altına girmiş. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı ve ehli imanı mütemadiyen devamlı olarak günde 5 defa ayınla 5 defa onunla tecdidi biat edip tamlama yine tecdidi biat biatını yenilemek manasında zaten parantez içinde söyleyeceğiz. Bağlılıklarını yenileyip tecdidi biat ona duayı rahmet tamlama yine ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş ya da şöyle de okuyabiliriz. Medhü muhabbet etmiş olan Muhammed aleyhissalatu vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış vesair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır Zülfikar. Allah'a emanet.